ülkelerimizin teknik bilgisi olması açısından Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuza bağlı 160 Alevi Kültür Merkezimizin, ABF'mizin tüzüğüne göre sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getiren, bugün 14. olan genel kurulumuza katılma hakkı olan toplam delege sayımız 472, şu ana kadar an itibariyle katılan Alevi Kültür Merkezi sayımız 134, Alevi Kültür Merkezlerimizden katılan toplam delege sayımız şu ana kadar 364, toplam 50 doğal delegemizden de şu an itibariyle salonda 49 delegemiz hazır bulunmakta. Dolayısıyla 14. olan genel kurulumuzu açmak için çoğunluğu sağlamış bulunuyoruz ve genel kurulumuzu açacağız sevgili canlar. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu 30. yılına girerken bundan 30 yıl önce tarihi bir adım atıp gel sadece Almanya'da yaşayan Alevilerin taleplerini yerine getirme noktasında değil, yeryüzünde yaşayan bütün Alevilere umut olma noktasında 29 yıllık örgütsel mücadele tarihimizde kadınıyla, erkeğiyle, Türküyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Aleviliği farklı farklı algılayan bireyleriyle, farklı siyasal anlayış ve görüşlere sahip üyeleriyle 30. yılımıza girerken 29 yıllık örgütsel yaşamımız içerisinde emek veren, katkı sunan Almanya Alevi hareketini, Alevi yolunu, inancını, kültürünü yaşadıkları şehirlerde tanıtmaya, yeni nesillere, generasyonlara devretme noktasında tarihsel sorumluluklarını yerine getirmiş olan başta kurucu üyelerimiz olmak üzere 29 yıldır örgütsel yaşamımıza katkı sunmuş bütün yöneticilerimiz şahsında bugün aramızda bulunan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonumuzun onursal başkanı Sayın Öker, çok değerli kurucu üyelerimiz sevgili Ali Özcan ağabeyimiz, sevgili Sabit Yıldız ağabeyimiz, ki bu ağabeylerimiz Alevi hareketinin tüm süreçlerine tanıklık etmiş ağabeylerimiz ve bundan yaklaşık 3 hafta önce Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun kurucularından ve başkanlığını yapmış sevgili İsmail Elçioğlu ağabeyimiz Hakk'a yürüdü. Onun şahsında, onun emekleri karşısında ve 29 yıldır yeryüzünde yaşayan bütün Alevi hareketinin, demokratik Alevi hareketinin kutup yıldızı olmuş Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve tüm bileşenlerimiz adına Türkiye'de, Orta Doğu'da ve Avrupa'da yaşanan siyasal süreç, Türkiye'de Alevi kardeşlerimizin nefes alma, oksijen alma gibi bir sorunlarının olduğu, Türkiye'de 24 Haziran'da erken baskın seçim tarihinin belirlendiği, hepimizi tarihi sorumluluk sürecinin beklediği bir dönemde Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun 14. olan genel kurulumuzun sadece Almanya'da değil, yeryüzünde yaşayan bütün Alevilere umut olması adıyla hepinizi Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuz adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Merhaba güzel canlar, hoş geldiniz. Almanya'da bulunan siyasi parti temsilcileri olan arkadaşlarımızın aramızdan ayrılmak zorunda kaldıkları için programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sevgili İsmail Elçioğlu ağabeyimiz şahsında Alevi yoluna, inancına, kültürüne, örgütlü yaşamımıza katkı sunmuş, Hakk'a yürümüş, bedel ödemiş, Alevilerin tarihsel süreci içerisinde bu kadim yolun ve inancın bugünlere gelmesinde bedel ödemiş. Davası bizlere delil olsun.
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin irfanı, Pir Sultan Abdal'ın ikrarı, bütün önderlerimizin gayretleri, öğütleri rehberimiz olsun. Hızır hepimizin yardımcısı, gözcüsü, bekçisi, kılavuzu olsun. Birliğimiz daim olsun, gül olsun, kadim olsun. Nuri Nebi, Keremi Ali, Gülbengi, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, gerçeğinde minehü, mümine yâr. Eğer Aleviler yaşayacaksa Alevinin yaşaması lazım. Erkanların yürütülmesi lazım. Onun için Avrupa'da, Almanya'da 30 yıl önce bu kuruluşun kurulma amacının en önemli unsuru bu olmuş. İkinci bizi bir araya getiren önemli unsurlardan bir tanesi nedir? Biz Türkiye'den buraya göç etmiştir. Alevi hareketiyiz. Alevileriz. Türkiye'de Alevilik tutsak dergahlarımız işgal altında. Türkiye'de haksızlık diz boyu. Türkiye'de Aleviler hak ve yaşam mücadelesi veriyor. Ve biz bu hak ve yaşam mücadelesinin Avrupa'da gözlüğü, kulağı, sesi olmak zorundaydık. O yüzden bir araya geldik ve Türkiye'de verilen o haklı mücadelenin Avrupa'da dizi oldu. O açıdan çok önemliydi bir araya geldiğimiz. Ama diğer bir konu daha var. Bizi bir araya getiren. Biz sonuçta Avrupa'da göçmen kuruluyuz. Göçmenlikten kaynaklanan çok sorun var. Biraz önce sevgili siyasetçiler, özellikle de Cem Özdemir'in söylediği çok önemliydi. Yani sadece faşizm, sadece gelicilik, sadece barbarlık Orta Doğu'da, Afrika'da yok. Bakın oradaki yaşanan katliam ve orada yaşanan istikrarsızlık göçe neden oldu. Göçlerin gelmesiyle Avrupa'da sağcılar, kafatasçı milliyetçiler güçlendiler. Orta Doğu'da, Afrika'da ve Türkiye'de faşist ve gericiliğe karşı, ırkçılığa karşı, şeriyete karşı nasıl mücadele veriyorsak burada da dostlarımızla birlikte, demokrasi güçleriyle birlikte bu Almanya'da da başlayan gericiliğe karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. O yüzden bir araya geldik. O yüzden bu örgütlenmeleri kurduk arkadaşlar. Ve buradaki görevlerimizi, asıl sorumluluklarımızı da asla unutmamamız lazım. Önümüzdeki bu 60 gün içerisinde eğer bu bir ilçeyse Alevi hareketinin pratik olarak da bu ilkeye uygun davranması gerekir. Yapacağız, edeceğiz. Yani sonuçta yapılmadığında bu ilçenin de çok fazla inandırıcı olamaz. Tesadüf de olsa Pürson Aptal Örgütlüğü'nün bugün gelen kurulu olması, bütün Alevi dünyasının Türkiye'de orada olması belki bu kısa baskı süre içerisinde bu önümüzdeki sürece dair, bu 60 gün içerisinde Alevi hareketinin ne yapması gerektiğine dair elverişli bir durum. Bugün Avrupa'nın en büyük örgütünün burada gelen kurulu yapıyor olması, Türkiye'de Pir Sultan'ın gelen kurulu yapıyor olması, buradan da böyle çıkarak tek başımıza da sevgili arkadaşlar, Avrupalılar olarak bizim Avrupa'da, Türkiye'deki arkadaşlarım Türkiye'de birbirinden bağımsız hareketleri çok bir şey getirmez. Ondan dolayı Alevilerin bütün Alevi kurumlarının ortaklaşa bu süreçte eylem birliği, söylem birliği, hedef birliği oluşturarak sonucu %100 değiştirmesek bile bu karanlık süreçte Alevilerin ortak duruşunu hayata geçirebilmiş olabiliriz. O kapsamda umuyorum ki 4 Mayıs'ta konferansın yapacağı toplantıda Avrupa açısından sağlıklı bir yol haritası çıkabilir. Çıkacağına ben inanıyorum. En azından sizler de bu süreç içerisinde bulunduğunuz şehirlerde sadece kendi cemaatimize yönelik değil, kendi üyelerimize yönelik değil, bizim dışımızdaki toplumlar, toplumsal kesimleri de, bütün mazlum kesimleri de, bütün demokrasi cephesine yer alabilecek güçleri de işin içerisine katarak en azından tarihsel bir sorumluluğumuzu yerine getirmiş olabiliriz.